Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre D bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edat bağlaç ve ünlemlerle ilgili 16. testi çözmüş olacağım arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisinde ile sözcüğü cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? İle sözcüğü cümleye Zaman, miktar, durum, vasıta, benzerlik, sebep gibi anlamlar katar demiş. Seçeneklere baktığımızda öğrenciler sınavın sonuçlarını heyecan ile bekliyorlardı kelimesinde ile edattır. Beklemek fiil nasıl bekliyorlar? Heyecanla. Dolayısıyla bu sözcük nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. İle sözcüğü de cümleye durum anlamı katmıştır. Yarın oraya kardeşim ile gideceğiz ifadesinde yine ile edattır kiminle gideceklermiş? Kardeşiyle birlikte. İle sözcüğü bu sefer cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Birliktelik anlamı katıyor. Yemeğin pişmesini sabırla bekliyorlardı. Yine bakın ile edattır. Beklemek fiil. Nasıl bekliyorlarmış? Sabır ile ikisi beraber nedir? Durum zarfıdır. Yine cümleye de görmüş olduğunuz gibi durum anlamı katmıştır. Otomobili çamurdan güçlük ile çıkardık ifadesinde ile edattır. Çıkmak fiil nasıl çıkarmışlar? Güçlükle çıkarmışlar. Dolayısıyla bu da durum zarfıdır. Bu da cümleye durum anlamı katmıştır. Hepimizde yarınlara umutla bakmalıyız cümlesinde ise yine ile edattır arkadaşlar. Bakmak fiil nasıl bakmalı? Umutla ile ile sözcüğü burada umutla beraber durum zarfı görevindedir. Cümleye de ne anlamı katmıştır? Durum anlamı katmıştır diyebiliriz. Şimdi diğerlerinden farklı bir anlam katını sormuştu. B seçeneğinde birliktelik anlamı kattığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru bu cümle ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır demiş. Bakalım birden çok edat kullanılmıştır diyor. Parçamıza baktığımızda Sinan Akyol şiir yaşamına su tadında ile başladığı günden beri derken bakın arkadaşlar ile nedir burada? Edattır. Den beri sözcüğü de yine edat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla birden çok edat vardır. Yanlış olanı sormuştu bize. Biri elemiş oluruz. Çünkü bu bir numaralı öncül doğrudur arkadaşlar. Ünlemlere yer verilmiştir diyor. Daima okurunu da işin içine katmış. Hatta okurunu şair yapacak boşluklar bırakmıştır ifadesinde herhangi bir ünlem olmadığı için 2 numaralı öncülü yanlış olarak alabiliriz. Birden çok bağlaç kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar buradaki D nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Aynı zamanda hatta sözcü de yine bağlaç görevinde kullanılmıştır. O yüzden 3 numara doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üstelik anlamına gelen edat kullanılmıştır diyor. Var mı arkadaşlar ile edatı günden beri derken üstelik anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Şurada hatta sözcüğü üstelik anlamına gelir. Fakat burada arkadaşlar hatta sözcüğü bağlaç olduğundan dolayı edat değildir. Bağlaçtır. Bunun için arkadaşlar biz 4 numarayı da alabiliriz. Doğru cevabımız da 2 ve 4 olacaktır. Yani D seçeneği doğru cevabımızdır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir demiş. Bakalım. Mehmet Rauf geçirdiği felç sebebi ile derken arkadaşlar. Bakın felç isim nasıl felç geçirdiği felç sıfat fiil ekini almış zaten. Bu sözcük cümlede ne görevindedir? Sıfat görevindedir. İle sağ kolunu kullanamadığı için demiş. Sağ kol hangi kol? Sağ kol kol isim sağ sözcüğü de burada yine sıfat görevindedir. İçin nedir arkadaşlar? Edattır. Bazı romanlarını eşi muazze sanım yazıya geçirmiştir. Sanatçı Son Yıldız romanı derken yıldız isim, hangi yıldız? Son yıldız. Bu da nedir arkadaşlar? Sıfattır yine. Yalnız hayatımın değil, ruhumun da ezeli refikasına diyerek karısına ithaf etmiştir derken refika isim hangi refikasına? Ezeli refikasına. Bu da yine nedir? Sıfat görevindedir. Farklı olanı sormuştu. Bakın burada için edat görevinde kullanıldığından dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde edat cümleye tahmin anlamı katmıştır? Herkes istediği gibi yaşamakta özgür derken bakın gibi edattır. Bu cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Herkes istediği şekilde anlamını katıyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şemsiyeni al. Yağmur yağacak gibi ifadesinde yine gibi edattır. Bakın burada ne yapıyor arkadaşlar? Bir tahminde bulunuyor. Henüz yağmamış ama gelecekle ilgili bir yorum yapıyor. Tahmin yapıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? hep seni ve kardeşini düşünüyordu ifadesine bakın ve sözcüğü nedir? Bağlaçtır. Sınava hem bu yıl hem gelecek yıl hazırlanacağım derken hem hem bağlaçları tekrarlı bağlaçlardır. Halbuki kitaplar onun değilmiş ki ifadesinde halbuki bağlaç ki de yine bağlaç görevinde kullanılmıştır. Senin gibi iyi birine kim destek olmaz? Bakın arkadaşlar burada bağlaç yok gibi de edat görevindedir. Bu olayda ya okulun ya ailesinin suçu var derken ya ya da nedir arkadaşlar? Yine bağlaç görevindedir. Bize bağlaç olmayanı sormuştu. D seçeneğinde gibi sözcüğü edat olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinde ise sözcüğü cümleye şart anlamı katmıştır? Sanatçının şiirleri romantik, romanları ise realisttir derken Bakın ise sözcüğü burada arkadaşlar cümleye ne anlamı katıyor? Roman ve diğer türleri karşılaştırdığı için karşılaştırma anlamı vardır. Şinasi ise hep yenilik peşinde koşan bir sanatçı olmuştur. Şinasi ile diğer sanatçıları karşılaştırmış. O yüzden burada da karşılaştırma anlamı vardır. Roman gelecek çağlara ulaşabilir ise kalıcı olur. Bakın arkadaşlar ise sözcüğü burada şart anlamı katmış. Romanın kalıcı olmasının şartı neymiş? Gelecek kuşaklara ulaşabilir olmasıymış. Bundan dolayı da ise burada şart anlamı katmıştır diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde ile sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Hatırlayın daha önceki testlerde bahsetmiştik. İlenin yerine biz V getiriyorsak neydi arkadaşlar? Bağlaç, İlenin yerine v gelmiyorsa buna da ne diyoruz arkadaşlar? Edat diyoruz. Bina büyük bir gürültü ve yıkıldı. Bakın ilenin yerine v getirdik olmadı. Burada edat görevindedir. Sebzeleri elindeki bıçak ve doğradı. Yine olmadı. O yüzden bu da edattır. Öfkeyle kalkan zarar ve oturur. İlenin yerine v getirdik yine olmadı. Burada da edat. Bardakları tepsinin üzerine Özen ve dizdi. İlinin yerine V getirdik. Burada da olmadı. O yüzden bu da edattır. Elindeki cetvel ve kalemi kimseye vermiyordu ifadesinde. Bakın burada ilenin yerine V getirdik. Anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için de bu sözcük nedir? Bağlaçtır. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir durum vardır demiş? Açıklamamıza bakalım. Ünlemler kimi zaman duygu veya seslenme anlamını yitirerek adlaşır demiş arkadaşlar. Ayol bu saatte dışarı çıkılır mı hiç ifadesinde ayol sözcüğü nedir? Ünlemdir. Yukarıdaki açıklamaya uymadığı için bunu elemiş oluruz. Acıdım çocuğun haline yazık ifadesinde bakın bir duygu var. Acıma duygusu var. Bundan dolayı yukarıdaki açıklamaya uygun değil arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Ahını aldık adamcağızın derken Ah sözcüğü arkadaşlar ünlemdir. Ahı olmuş. Dolayısıyla bu ekten dolayı bu sözcük nedir? İsimleşmiştir. Bunun içinde doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede edata yer verilmiştir. Bakalım işlediği konularla her zaman okurunuz besleyen bir yazar olmuştur. Yaşar Kemal ifadesinde konularla derken bakın burada ile edatı vardır arkadaşlar. Bundan dolayı bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede bağlaç cümleleri birbirine bağlamıştır. Romanları genellikle Çukurova'da geçer ama yalnız Çukurova'yı yansıtmaz ifadesinde geçer yüklem, yansıtmaz yüklem ama bağlacı iki tane yüklemi yani iki tane cümleyi bağlamış. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlede birden fazla edat kullanılmıştır. Yaşar Kemal'e göre Çukurova bütün Anadolu'dur cümlesinde e göre nedir arkadaşlar? Edattır. Birden fazla demişti. Burada bir tane edat var. Bunun için C seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü cümledeki edat kendisinden önceki sözcüye hal eki ile bağlanmıştır. Evet arkadaşlar bakın yönelme hal eki var burada. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümledeki ile sözcüğü tamlamaları bağlamıştır. Bakalım. Anadolu'nun dertleri belirtili isim tamlaması. Bunların çözüm yolları derken yine nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması var. İki tane tamlama birbirine ile bağlacıyla ile bağlanmış. Bundan dolayı bu da doğrudur arkadaşlar. E seçeneğinde elemiş oluruz. 10. soru aşağıdakilerden hangisinde kadar edatı farklı görevde bir söz grubu oluşturmuştur? Söz grubu ne demekti? Hatırlayın en az iki sözcükten oluşan demekti arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Çocuk eve varana kadar ağladı cümlesinde bakın e kadar edattır. Ağlamak fiil ne zamana kadar ağlamış? Eve varana kadar ağlamış. Dolayısıyla bu sözcük nedir burada? zaman zarfı görevindedir. Yarın akşama kadar bekleyelim bence ifadesinde yine e kadar edat, beklemek fiil, ne zamana kadar bekleyelim? Yarın akşama kadar. Burada yine arkadaşlar zaman zarfı görevindedir. Bacak kadar boyuyla bize kafa tutuyor cümlesinde boy isim, nasıl boy? Bacak kadar boy. Burada arkadaşlar ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Seni sonsuza kadar seveceğim cümlesinde e kadar edattır. Sevmek fiil ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Burada yine zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Abisini arayana kadar gözden kayboldu çocuk cümlesinde ise yine e kadar edattır. Kaybolmak fiil ne zamana kadar kaybolmuş? Abisini arayana kadar. Yine burada da zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu bize. Bakın dikkat edecek olursanız bacak kadar boy derken burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Diğerlerinde zarf görevinde kullanıldığından dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Numaralanmış cümlelere ünlemlerin kazandırdığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Vay, takım elbise çok yakışmış derken buradaki vay ünlemi cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? beğenme anlamı katıyor. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Of her yıl aynı sıkıntılar derken bakın sıkıntılardan bıktığını gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Ne o da mı bizimle gelecekmiş ifadesinde ise ne sözcü beklemediği bir durumun ortaya çıktığını yani şaşırdığını gösteriyor. Bundan dolayı E seçeneğini elemiş de oluruz. Ah o güzel günlere tekrar dönebilsek ifadesinde ise geçmişe bir özlemin olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da A seçeneğini elemiş oluruz. Bu öncüllerde herhangi bir pişmanlık söz konusu olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 12. soru D'da bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisine şaşma anlamı katmıştır? Bakalım nasıl olur da sınavda birinci olur ifadesinde Bakın arkadaşlar D bağlacı burada cümleye ne anlamı katıyor? Kişinin birinci olduğuna şaşırıyor. Bundan dolayı da burada şaşırma anlamı vardır diyebiliriz. Bunun içine doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Halbuki tatil köyü de hepimizin merak ettiği bir yerde Bodrum'daydı ifadesinde. Burada arkadaşlar de yer anlamı katmıştır. O yüzden bunu elemiş olduk. Öğrenciler de Öğretmenler de bu sınıftan memnun ifadesinde yine DD bağlaçları burada arkadaşlar herkes memnun da anlamına geliyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yukarı gel de sana kahve ikram edelim cümlesinde ise buradaki D bağlacı cümleye arkadaşlar istek anlamı katıyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Önüne konan pastadan yemiş de yemiş ifadesinde ise ikilemelerin arasına girdiği için pekiştirme anlamı katmıştır. O yüzden bu. E seçeneğinde elemiş oluruz. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin yerine alet içindeki sözcüğün getirilmesi uygun değildir demiş. Arkadaşlarınla oynayabilirsin fakat eve erken gelmelisin ama eve erken gelmelisin. Bakın anlamlı oldu. Dolayısıyla bu uygundur. Bunu elemiş oluruz. Kelime dağarcığı çok geniş. Zira çok kitap okuyor. Çünkü çok kitap okuyor. Anlamlı oldu. Birbirinin yerine kullanılabilir. Bunu denemiş olduk. Sen değil şiir. Sıradan bir deneme bile yazamazsın. Sıradan bir deneme dahi yazamazsın. Bilenin yerine dahi getirdik. Bunu da eleyebiliriz. Böyle bir romanı ancak Peyami Safa yazabilir. Böyle bir romanı fakat Peyami Safa yazabilir. Bakın bu edat olduğu için fakat gelmez arkadaşlar. Ne olması lazımdı? sadece gelmesi lazımdı. Bundan dolayı uygun değildir. Bunun içine de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sınavdan kötü not almış halbuki iyi çalışmıştı. Oysaki iyi çalışmıştı. Yine halbuki'nin yerine de oysaki sözcüğü gelebilir. Onun için de E seçeneğini elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 14. soru. Cümlelerin hangisinde bağlaç ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım. Ya hikayenin ya da romanın konusunu açıklamalısın cümlesinde bakın arkadaşlar ya ya da bağlaçlarını görüyoruz. Bunlar ne yapmış arkadaşlar dikkat edin? Hikayenin konusu, romanın konusu belirtili isim tamlaması var. Bu nedir arkadaşlar? Bu tamlanandır. Şu ikisi ise dikkat edin bunlar nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Dolayısıyla bağlaçlar tamlayanları yani iki tane tamlayan var onları bağlıyor arkadaşlar. Hem babasının hem de annesinin telefonu bozulmuştu cümlesinde yine hem hem bağlaçlarını ve D bağlacını görüyoruz. Babasının telefonu annesinin telefonu burada da aynı şekilde iki tane tamlayan var tamlayanları birbirine bağlamıştır. İster İstanbul'un ister Bursa'nın tarihi mekanlarını gez ifadesinde ister ister bağlaşlarını görüyoruz. Bakın Bursa'nın mekanları İstanbul'un mekanları. Arkadaşlar burada da yine tamlayanları birbirine bağlamıştır. Ne kimyanın ne de fiziğin konularını anlayabiliyordum cümlesinde ise N, N bağlaşlarını ve D bağlacını görüyoruz. Fiziğin konuları kimyanın konuları burada da tamlayanları birbirine bağlamıştır. Gah mutfağın penceresini gah kapısını açıp durdu cümlesinde ise bakın arkadaşlar tekrarlı bağlaçları görüyoruz. Gah gah bağlacını. Mutfağın penceresi, mutfağın kapısı. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Bu tamlananları birbirine bağlamıştır. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bununla ilgili örneği de yine konu anlatım videosunda vermiştik arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar oradan bununla ilgili örneklere de bakabilir. Bağlaçlar konusunda vermiştik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.